Referandum tarihi belirlendi, kılıçlar çekildi. Sandık için geri sayım sürerken siyasette evetçi, hayırcı polemiği kızıştı. Ve hayır diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz'un bir yerde de yanında yer almaktır. Nasıl söylersin sen bunları? FETÖ'yü biz mi himaye ettik şimdiye kadar? FETÖ'cü kadroları Cumhuriyet Halk Partisi mi yerleştirdi? Cumhurbaşkanının hayırcılara yönelik sert ifadelerine hayır cephesinden yanıt geldi. Ana muhalefet tepki gösterirken iktidar kanadı Erdoğan'ı savundu. Karşısına konmuş olan iki tercihten birine dair görüş bildirenleri terörist ilan ediyorlar. Gözleri dönmüş. Ne Sayın Başbakanımız ne Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde hayır diyen vatandaşlarımızın hepsinin terörist olarak algılanmasını ihsas ettirecek en ufak bir şey söylememişlerdi. Hani milli irade? Niye gidiyoruz biz referanduma? O tartışma sürerken CHP referandum stratejisini partinin en yetkili kurulunda masaya yatırdı. Paketi Anayasa Mahkemesi'ne götürüp götürmeme kararı da toplantıda konuşuldu. Kararı parti adına yarın CHP lideri açıklayacak. Konu değerlendirilmeye devam ediliyor. Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, milletvekilleri, hatta MHP, evet cephesinde de her adreste destek arayışı var. Başbakan yardımcısı Türkeş ilginç bir üslupla evet çağrısı yaptı. Ele güvenmeyin, ele dayanarak da iş yapmayın. Oradaki bürokrat, bu gelen yönetim 5 yıllık yönetimdir. Ya bundan çalışacağım ya da cehennem olup gideceğim.